Zaten aracımı az kullanıyorum. Böyle bir dönemde kaskomu yenilemesem mi acaba? Diyenler, sizi anlıyoruz. Ve Sompo Sigorta olarak size yepyeni bir çözüm sunuyoruz. Aylık kasko. Yıllık yaptırmak yerine aylık kaskonuzu 30 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın. Hem çalınma, çarpışma, yanma teminatları ve asistans hizmetlerinin hepsinden yararlanın. Hem de hasarsızlık indiriminizi kaybetmeyin. Dilediğiniz zaman da standart kaskonuza geçin. Detaylar Sompo Sigorta acentelerinde. Sompo Sigorta. Biz sizi anlıyoruz. Hoş geldiniz. Ben Damla Özavşar. Zaman zaman bu ekranlarda birlikte olacağız. Bugün de yine farklı bir konu ve konukla hep birlikteyiz. Dijital pazarlama üzerine sohbet edeceğiz bugün. Ve acentelerin de çok yakından aslında bildiği ve tanıdığı bir isim. Dijital pazarlama uzmanı Metin Öngüç yayın konuğumuz. Metin Bey merhabalar. Merhaba Damla Hanım. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. İsterseniz programa şöyle biraz giriş yapalım istiyorum ama genelden özele gidelim birazcık. Aslında bu pandemi sürecinin sonrasında dijitalleşmenin ne kadar önemli olduğunu sadece sigorta sektörü değil aslında birçok sektör bunu çok daha iyi anladı sanırım. Acenteler tarafında da baktığımız zaman aslında çok fazla bir kesim var ki biraz... Yani dijitalleşme tarafını kendilerine bir tehdit unsuru olarak gören kesim de var. Bir yandan bunu destekleyip bir an önce bu kanala empoze olmaya çalışan kesim var. Bir yandan da bunu isteyip aslında nasıl bir yön haritası belirlemesi gerektiğini bilmeyen bir taraf da var. Bu anlamda da baktığınızda özellikle pandemi sonrasında dijitalleşme, dijital satış ve pazarlama üzerine acentelerin bakış açısında ne gibi bir değişiklikler oldu? Ben o konuda biraz aslında fikrinizi merak ediyorum. Tamam. Öncelikle teşekkür ederim. Bu benim sigorta medya ile ikinci videom oldu. Şimdi aslında korona başladıktan sonra aslında sigorta acentelerinin dijitale bakış açısı biraz daha değişti. Ben şöyle bir örnek vereyim. İşte normal hayatta şey vardı. Ekmek aslanın ağzındaydı. Daha sonra bu ekmek aslanın midesine doğru gitmeye başladı. Ben de şöyle söylüyorum. Artık bu dijital sigortacılık şu an aslanın ağzında. Daha midesine doğru gitmedi. Bu süreçte adım atan, başlayan acenteler aslında ileride bunun gerçekten geri dönüşümünü alıp belki bu pazarda ciddi oranda bir yer kapacaklar. Bir de şöyle, şimdi evet birçok acente dijitale karşıyım diyor, işte istemiyorum diyor, hatta işte online sigortacılık olmasın diyor. Ama bu ya birkaç kişinin ya da bir grubun istemesiyle gerçekten olacak iş değil. Çünkü burada milyonlarca müşteri var. Ya hiçbir müşterinin elinden gidip bir telefonu alamazsınız, bir bilgisayar alamazsınız ya da durun buradan teklif almayın diyemezsiniz. Ekstra artık dijital o kadar hayatımızın içinde ki dediğim gibi ekmek siparişini telefondan veriyorsunuz. Uçak biletini online alıyorsunuz. Hastane rezervasyonunu online alıyorsunuz. Acente başvurusunu online yapıyorsunuz. Kredi kartı başvurusunu online yapıyorsunuz. Her şey online tarafta ilerlediği bir konuda yine online'dan şikayet edip işte online sigortacılık olmasın ya da dijital sigortacılığa karşıyım deniliyor. Bu işi yapan sigorta acenteleri de var. Gerçekten emek vermiş ve dijitalde bir ekmek kapmış. Hatta buraya yatırım yapmış, istihdam sağlamış. Sigorta acenteleri de var. O yüzden benim önerim şu, yani aslında bu kısım enerjilerini bu olmaması kısmına harcamamaları gerekiyor. Aslında nasıl yapılabilir kısmına biraz daha enerjilerini harcarlarsa, hatta biraz daha ilk adımı atarlarsa, gerçekten dijital ortamda ne kadar müşterinin var olduğunu, nasıl satış yapıldığını görebilirler. Aslında burada konu şu, deneyimlemek. O sigorta acenteleri bir deneyim elde etmediği için bu tür söylemlerde bulunabiliyor. Ya da çevresinde herhangi bir acente, örnek veriyorum Google'da ya da sosyal medyada bir reklam çalışması yapmıştır.
ve oradan iyi bir sonuç alamamıştır. Bu da ya işte online'da müşteri yok, online'dan müşteri gelmiyor deyip bir fısıltı gazetesi de oluyor burada. Yani kulaktan kulağa giden şeyler de oluyor. Hep şunu diyoruz ya, herkes kendi işini yapsın, sigortacılar sigortacılık yapsın, işte bankalar bankacılık yapsın. Yani bu dijital tarafta da bırakın da bunu ajanslar yapsın, reklam ajansları yapsın ya da bu konunun uzmanları yapsın. Bundan dolayı bu konuyu deneyimlememiş ajanslar bu tür söylemlerde bulunabiliyor. Ama dijital ortamda da var olmuş, güzel sonuç almış ajanslar var. Hatta birkaçını da eğer süremiz yeterse canlı canlı göstermek istiyorum. Aslında bu programda şunu yapalım, bunu yapalım, böyle yaparsanız böyle olurdan ziyade yapılmış işleri canlı bir şekilde ajantelere göstereceğim. Hani ne harcarsak ne oluyor? Bakalım programın ilerleyen süreçlerinde bizi neler bekliyor. Poligorta tarafındaki faaliyetlerinize geçmeden önce de bir sorum daha olacak aslında size. Şimdi dijitalleşmeyi isteyen bir ajente için konuşalım. İlk olarak nereye yatırım yapmalı? Yani nerelere yatırım yapması gerekiyor? Bu konuda da biraz fikrinizi almak istiyorum. Dijitale çıkmak istiyorsanız, bakın çok ters bir şey söyleyeceğim. Ne kadar iyi yazılımınız olursa olsun, yani çok iyi bir teknolojinin olduğunu varsayalım. Ne kadar reklam bütçeniz var, bayağı reklam bütçeniz var olduğunu sayalım. Bunlar hiçbir size engel değil. Her şey süper gidiyor. Buradaki tek konu ne biliyor musunuz? Müşteriyle iletişim ve o müşteriye dokunacak bir kişi. Yani ne kadar iyi yazılım olursa olsun, ne kadar çok paranız olursa olsun, en son o müşteriye dokunan kişi de iş bitiyor. Aslında dijitale ilk çıkacağı zaman, söyleyeyim ben, Acente'nin bu organizasyonu, bu yönetimi götürecek personele yatırım yapması gerekiyor. Gerçekten önce bu müşterilerle doğru iletişimi gerçekleştirebilecek doğru personeli bulursa diğer adımları aşama aşama geçebilir. Ama hayır, ben işte yazılıma inanılmaz paralar dökeyim, işte reklama inanılmaz paralar dökeyim. Evet tamam, sonuç. Sonuçta eğer doğru kişi değilse, müşteriye dokunan doğru kişi değilse yaptığınız tüm yatırım boşa gidebilir. Bu şey demek değil, söyleyeyim ben. O zaman ben çok iyi bir eleman alayım, yazılıma para vermeyeyim, reklama para vermeyeyim olayı değil. Bunların hepsi bir bütün. Ama ilkin bu doğru kişiyi seçmeleri gerekiyor. Doğru kişiyi seçtikten sonra ufak ufak sosyal medya reklamlarına geçebilir. Kendine bir web sitesi kurabilir. Zaten hepsini anlatacağım. Ama dediğim gibi ilkin doğru kişi, işte şunu anlatmaya çalışıyorum. Dijitallik, yani dijitale çıkma aslında insanları aradan çıkarma değil. Gerçekten bu dijitale çıkma işi yeni yeni iş kapıları da açıyor. Yani hep şunu konuşuyoruz. İşte online satış, online satış da. Türkiye'de zaten şu an hiçbir şey, yani sigortacılıkta %100 online bir durum yok ki. Yani insanlar teklif alıyor, teklif formunu dolduruyor ve daha sonrasında müşteriye dokunuyor. Hatta ben bir örnek anlatayım. Neden %100 yazılıma yatırım yapmamaları ile ilgili canlı bir örnek. Yurt dışından ülkemize bir broker geldi aslında. Broker değil, büyük bir sigorta sağlayıcısı. Tam12.com diye. Hatta sadece Türkiye değil, yani dünyanın birçok ülkesinde trafik ve kaskoyu online bir şekilde satıyorlar. Bundan iki ay önce kapattılar sistemlerini. Sistem nasıldı? Müşteriler geliyordu. Online bir şekilde trafik ve kasko fiyatlarını görüyorlardı. İsterse online alıyorlardı ve direkt sigorta şirketinden alıyorlardı poliçeyi. Ya da online almıyorsa müşteri direkt sigorta şirketinin aslında personeliyle görüşmeye çalışıyordu. İnanılmaz bir yatırım var, inanılmaz bir reklam bütçesi var ama sonuçta proje bir yerde olmadı. Yani bu olmadı konusu, evet ya çok iyi oldu kapattılar değil. Ben üzüldüm kapattıklarına. Ama buradaki konu müşteriyle iletişim konusu. Yani arada müşteriyle bağ kuracak bir kişi yoktu. Aslında çok iyi teknoloji vardı, çok iyi para vardı ama sonuç çok iyi olmadı. Bu hep olmayacak anlamında değil. Ondan dolayı diyorum ben bir örnek. Bütün parayı yazılıma, bütün parayı reklama değil de önce personel kısmını, önce iletişim kısmını çözmeleri gerekiyor. Konumuz dijital pazarlama ama sigortada hala iletişim devam ediyor. Bu iletişimli yüz yüze iletişimden bahsetmiyorum. Yani teklif alan kişinin acenteye gelip, acenteye oturup çay içip, kahve içip, poliçe alması ile ilgili konuşmuyorum. Yani bunu anlamasınlar. Müşteri gelecek de yüzde görüşeceğiz. Böyle bir durumdan bahsetmiyorum. Telefonda o müşterinin işini çözecek. Daha sonra da işini çözdükten sonra sigorta süreciyle ilgili
bir problem varsa bu problemi çözecek bir danışman. Bakın satışçı bile demiyorum ben, yani danışman. Zaten bu sağlıksa sadece o kişinin sağlık poliçe bilgisi değil, hastane terimlerine de aslında ayak uydurması gerekiyor. Yani bir kan tahlilinin 20 liradan başlayıp 200 lira 300 lira kadar gideceğini de bilmesi gerekiyor. Bir tomografiye, bir MR'ı da bilmesi gerekiyor. Ya da hastane bazında belki biraz muayene fiyatlarının, biraz tetkiklerin fiyatlarının bilmesi gerekiyor. İlkini söyleyeceğim bunlar Damla Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Metin Bey, şimdi isterseniz yavaş yavaş da ekrandan da izleyiciler görecekler aynı zamanda. Biraz da poligortadan bahsedelim istiyorum. Acentelere ne gibi kolaylıklar sağlıyorsunuz? Ne gibi bir sistem akışı var içerisinde? Biraz sözü o anlamda size bırakayım. Poligorta.com sigorta acentelerine 48 saatte aslında dijital ortamı ayak uydurması için destek veren bir ekip diyebilirim. Acenteler için aslında şöyle de göstereyim ben. Evet, burada çok iddialı bir şey yazıyor. Dijital sigortacılığı çok iyi biliyoruz. Evet, şu an 7 yıl sadece dijital sigortacılık tarafıyla uğraşıyoruz. Acenteler buradan gelip kendilerine ait şu an hazırladığımız 6'ya yakın acentelere özel web tasarım bulunuyor. Bu tasarımları inceleyip kendine uygun tasarımları seçip 48 saat içinde kendi web sitelerini ve müşterilerden rahatlıkla teklif toplayabileceği telefonlarını oluşturuyoruz. Ekstra bu hazırladığımız web sitelerinin arkalarında ufak bir de CRM paneli var. Buradan gelen müşterilerini takip edebilir. Hatta kendi personelleri varsa gelen müşterileri bu kendi personelleri arasında dağıtabilir. Çok basit bir şey. Dediğim gibi 48 saat içinde kuruyoruz. Ama ekstra sadece web sitesiyle ilgili değil. Biz aslında sigorta acentelerinin ufak bir dijital danışmanıyız. Yani nasıl diyeyim ben size? Her acentenin bir muhasebecisi var mı? Var. Bunlara aylık para ödüyor mu? Ödüyor. Ve bu kişilerin mali işleri yönetiyor mu? Yönetiyor. Biz de aslında sigorta acentelerinin dijitaldeki işlerini yönetmek için böyle bir projeye başladık. Sadece web sitesi değil. Eğer acente diyorsa ben sosyal medyamı biraz daha şenlendirmek istiyorum. Ben sosyal medya tasarımları istiyorum diyorsa sosyal medya tasarımlarını da veriyoruz. Ben kendi web sitemde Google'da daha çok bulunmak için blog yazdırmak istiyorum diyorlarsa kendi içimizde ait editörlerimiz var. Sigorta acentelerine özel blog içerikleri yazıyor. Acente şey derse ki ben hazırladığınız tasarımları istemiyorum. Ben özel bir tasarım istiyorum diyorsa özel bir tasarım da hazırlıyoruz. Onun haricinde artık şuna kadar geldi konu. Çünkü acente her işini bizden halletmek istiyor. Yani başka bir kapıya gitmek istemiyor. Logo tasarımının da yanında bazılarını hediye ettiklerimiz bile oluyor. Kalp vizitine kadar, hatta acente broşürüne kadar biz her şeyini hazırlıyoruz. Aslında burada konu şuydu, acente hiçbir şekilde dağılmasın. Benim logom da burada, tasarımım da burada, sosyal medyam da burada, web sitem de burada değil. Tüm dijital işlerinde acentenin bir çözüm ortağı olmak istiyoruz. Zaten biz Nisan ayında başladık. Şu an 2-3 aylık bir süre geçti. 100'e yakın zaten şu an kayıt var içeride. 55'e yakın da sigorta acentesinin bu sürede web sitelerini kurduk ve dijital ortama adım atmaları için yanlarında ilerliyoruz diyelim. Sadece web yazılımı kurdum, web sitemi kurdum değil. Bunun yanında aynı zamanda reklam faaliyetlerini de bir yandan sürdürebilmesi gerekiyor aslında acentelerinde. Bu açıdan da bakıldığında başka CRM ve ön muhasebe kısmı da vardı incelediğim kadarıyla sanırım sitede. Bunları da yine aynı şekilde acenteler tek bir çatı altında sürdürülebilir bir şekilde kullanabiliyor olacaklar anladığım kadarıyla, değil mi? Doğru. Yani ekstra CRM ön muhasebe programı da var. Acenteler isterlerse bunu da ayrı olarak da kullanabilir. Web sitesinin içine de entegre edebilir. Bu kısmına çok fazla bahsetmedim. Zaten bilinen bir olaydı. Çoğu acentede zaten CRM programı var. Kullanmayan acenteler de var. Eğer kullanmak istiyorlarsa bu acentelere bu imkanı veriyoruz. Reklam kısmına geleyim isterseniz. Reklamla ilgili de aslında geçmişte bizim bir sigortacı projemizde
birçok sigorta acentesi işte reklam kampanyalarımızı yönetimi bizde talepte bulunuyorlardı. O acentelerin reklam kampanyalarını yönetmiyorduk. Ama ben bugün size ilk başta demiştim. Acentelere şunu yapın, bunu yapın, böyle yaparsanız böyle olur, şöyle yaparsanız böyle olur demeyeceğim. Bugün aslında acentelere yaptığımız şeyleri örnek göstereceğim. Umarım bir fikir olur acentelere ve bu yolda bir adım atarlar. Şimdi hemen şuna gelelim. Eğer acentenin gerçekten ciddi bir bütçesi varsa, şimdi size öyle bir şey göstereceğim ki, yani iyi bir randıman alabilirler. Şimdi ben 14 Ocak, bu Google reklamları bu arada, bir acentenin reklam paneli. Acentenin adını vermeyeceğim ve izin aldım zaten. 14 Ocak'la 16 Haziran, hatta şunu 17 Haziran yapayım. Bakın. Bir reklam kampanyası yaptık. Bu süre boyunca toplam 15.000 TL, yani 16.000 TL'ye yakın para harcamışız. 17.000 TL para harcamışız. Toplamda da 1.300'e yakın data yakalamışız. Bu datayı söyleyeyim ben size. Bir datanın maliyeti bakın 13 liraya kadar düşmüş. Bu ne biliyor musunuz? 6 ay içinde 1.300 tane tamamlayıcı sağlık sigortası müşterisine dokunmuşlar. Yani şunu söyleyeyim ben size. Normal bir acente 6 ay içinde bireysel bir tamamlayıcı sağlık sigortası müşterisine dokunabilir mi? Dokunma bence imkanı yok. Çok nadir. Çok nadirdir. Çok nadir. Hatta şuna geleyim ben. Bakın bu ay ne olmuş? Haziran ayındayız değil mi? Haziran ayındayız. Daha 17 gün olmuş. Toplam bakın 215 adet tamamlayıcı sağlık müşterisine ulaşmışlar. Şimdi pandemiyi konuşuyoruz ya işte işler kötü gidiyor. Müşterilere ulaşamıyoruz. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Kısmı vardı ya. Bakın 17 günde 215 tane müşteri, tamamlayıcı sağlık müşterisi. Yani bu 15 gün içinde acenteye 215 kişi gitmemiştir. Söyleyeyim ben size. Kapıdan kimse girmemiştir. Bakın bir müşteri maliyetine bakın. 18 TL. Dönüşüm oranına bakın. %22. Bu ne demek biliyor musunuz? Bizim reklam verdiğimiz Google'da siteye giren her 5 kişiden biri teklif almış. Şimdi acente soracak. Ya buradan kaç tane satış oldu diye. Şimdi bu satış zaten acentenin acenteye göre değişiyor. Yani burada benim bir oran vermem de çok doğru değil. Yani işte 215 tane geldi. Bunun 50 tanesini satarsın, 5 tanesini satarsın diyemem. Zaten buradaki satıştan ziyade satış prim oranları var. Bir sene daha geçeyim ben. Hemen geçelim. Diğer bir kampanya. Bakın buna da yeni başladık. Çok yeni. Bu da yeni başladığı için 44 tane. Bu 17 gün içinde toplam 44 tane müşteri gelmiş. Yine burada da bakın dönüşüm 16 TL. Bu reklam daha yeni. Bu da düşecek bu rakamlara. Bakın 745 TL para harcamışız. 44 tane tamamlayıcı sağlık sigortası müşterisine ulaşmışız. Devam edeyim ben. Ya benim bu kadar bütçem yok kardeşim. Ben bu kadar bütçeyle yarışamam. Diğer acentelerle, diğer şirketlerle rekabet edemem diyorsa diyoruz ki o zaman acente. Abi gel, özür dilerim. Biz senin reklam bütçeni sosyal medyada yönetelim. Ya nasıl? Onu hemen söyleyeyim. Bir acente bize görüşmeye geliyorsa, diyorsa ki benim çok fazla bütçem yok ya da benim bütçem X bütçesi, işte Y bütçesi, benim bütçem yok, ben ne yapabilirim? Biz hiç kimseyi geri çevirmiyoruz. Ya senin işte 500 TL paran var, abi bize gelme. İşte 1000 TL paran var, gelme demiyoruz. 500 TL'si varsa da, 750 TL'si varsa da, hatta şunu konuşmuştuk, bu paralarla konuşuluyor zaten. Reklam yapılır mı, yapılmaz mı diye. Ben şimdi göstereceğim. Reklam yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Tabii bu gösterdiğim konu şu değil. Yani anlık olan bir şey değil. Zaten biz 7 yıldır buna bir emek veriyoruz. Bizim burada bir background'ımız var. Buna göre reklam çalışmaları yapıyoruz. Bakın hemen açacağım. Bütçesi olmayan sigorta acenteleri ne kadar dönüşüm almış? Hemen açalım. Bakın 8 Haziran ile 17 Haziran arası. Sosyal medya kampanyası. Hemen bakalım. 8 Haziran ile 17 Haziran arası. Bakın toplam sonuç başına 5 TL yazıyor. 78 kişi trafik sigortası teklifi almış. Toplam 78 kişi. Kaç günde? 10 günde. Toplam harcanan para ne kadar? 429 TL. Diğer tarafta 280 lira harcamışız. Farklı bir acente. 19 tane trafik sigortası müşterisine ulaşmış. 10 haricinde. Devam ediyorum. Bakın 500 TL'den bahsediyorum ben. Çok komik rakamlar. Hani şey konuştu, bu rakamlarla reklam çalışması yapılır mı? Yapılır. Ama bunun devamının olması lazım. Bu bir kerelik değil. Ya hatta şunu söylüyordum. Bu kaç günlük? 10 günlük
Yani bir ayda 1000 TL, 1500 TL'ye çok iyi dönüşler alabilir bu ajanslar. Geçelim diğer bir reklama. Diğer bir reklama geçiyorum. Şimdi hatta ürünü ben direkt söyleyeyim. HDI sigortanın yeni bir ürünü çıkmıştı. Cep telefonu sigortası diye. Doğru mu? Doğru. Okey. Bir sigorta ajantisi. Yine dişlere çıkmak isteyen bir sigorta ajantisi. Adı bile şurada yazıyor aslında. Bakın reklam çalışması yapmışız. 10 gün. Bakın 10 günlük reklam çalışması. 146 TL para harcamış. 47 tane müşteriye ulaşmış. Bu arada bunlar Android müşterisi. Bir tarafta sadece iPhone için reklam çıkmışız. Bakın 54 TL harcamışız. 17 tane müşteriye ulaşmışız. Yani bir sigorta şirketinin yeni bir ürünü çıkıyor. Ve sigorta şirketi diyor ki bu ürünü satın ve pazarlayın diyor. Şimdi siz haldır huldur cep telefonu sigortası satacak müşteri arıyorsunuz. Burada bakın kaç olmuş? 47, 57, yaklaşık 64-70 tane müşteriye bu adam 200 TL ile ulaşmış. Yani bakın İstanbul'da 200 TL ile var ya, yani sadece 5-6 sefer yaparsınız ve yolda kalırsınız. Yemek bile yiyemezsiniz yani. Burada 200 TL'den 70 tane müşteriye bu kişiye ulaştırmışım. Burada zaten net sonuçlar, yani sonuçlar burada yazıyor. Diğer sonuçlar da burada yazıyor. Bakın her şey şeffaf, net. Ve ben daha hepsini göstermiyorum. Burada binlerce reklam çalışması var. Diğer tarafta da bakın burada dönüşüm 44. Bakın burada da bu ay içinde 215. Hatta direkt açayım. Şimdi demesinler ekran oradaydı, duruyordu. İşte fake'ti. Hemen açalım. Bakın. Kaç etti? Gördünüz değil mi? 1189. Hatta sayfa yenileyim. O kadar gerçekçi olsun. Dedim ki bu şeyde paylaşımda neler yapıldığını göstermek istiyordum. Bakın şu an sayfa dönüyor. Bekleyelim. Açılacak. Açıldı. Bakın tekrar açalım. Ve bu arada şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Arada bir de pandemi süreci vardı. İnsanların teklif almadığı zamanlar vardı. Bakın harcadığınız paraya bakın. Dönüşüme bakın. Bakın bu şey değil, bir bütçe değil. Bu teklif alan müşteri sayısı 1189. Aşağıda 108 var. Yani insanlar bunu yanlış anlamasın. Reklam harcana para değil. Reklam harcana para burada. Bakın maliyet yazıyor. Burada dönüşüm yazıyor. Şurada. Burada dönüşüm oranı yazıyor. Her 5 müşteriden biri teklif almış. Şimdi göstermem gereken konu bu kadar. Yani ortada böyle bir dijital hacim var. Ortada böyle bir arama rakamları var. Ve insanlar bunu haldır huldur arıyor. Ve halen diyoruz ki dijitale karşıyız. Dijitale engel oluyoruz. İşte dijitalle parası olan iş yapıyor, parası olmayan iş yapamıyor diye konuşuluyor. Ama hayır, size gösterdim. Tamam, 500 TL'ye bile dönüş almışlar. Tam 15 bin TL harcayan daha fazla dönüş almış ama 500 TL harcayan da dönüş almış, 200 TL harcayan da dönüş almış. Ya bir şekilde insanlar dönüş alabiliyor. Problem yok. Sadece önemli olan burada acente. Başlamak istiyor mu, istemiyor mu? Şu da var. Başlamak isteyip yarı yolda kalan acenteler de var. Şimdi biz herkesi sıkıştıramıyoruz. Başlamak istiyorum diye tamam okey. Çiziyoruz. Sonuç alamıyoruz ama sonucu ben size gösterdim. Burada her şey canlı. Hiçbir şekilde dediğim gibi bütçe sıkıntısı olmadan acente acaba ben dönüş alabilir miyim sıkıntısı düşünmeden, param buna yeter mi düşünmeden sosyal medya üzerinden, Google üzerinden rahatlıkla dönüş alabilirler. Ayrıca bu imkanı gerçekten bana verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Belki bu sayede birçok acente bunu görüp dijital ortama başlayabilirler. Metin Bey, umarım dediğiniz gibi olur. Aslında bahsettiğiniz konulara da bakacak olursak çok çok büyük paralara gerek olmadığını aslında görmüş oluyoruz bu tarz örneklerle de. Yeter ki biraz daha araştırmacı ruhumuz olsun ya da istekli olalım diye düşünüyorum ve devamlılık önemli olacaktır bu noktada acenteler için. Bunun dışında benim Poligorta ile ilgili sormak istediklerim bu kadardı. Aslında çok da verimli oldu. Sizin ekstra olarak başka eklemek istediğiniz bir şey varsa son olarak sözlerinizi alalım. Yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz. Geçen programda Can abiyle şunu konuşmuştuk. Demiştim ki sigorta acenteleri kendi bölgesinde o kıskandıkları sigorta sitesi gibi olabilir demiştim ben. Küçük bütçelerle. Bu gösterdiğim reklam kampanyaları da bu. Bu şekilde. Urfa'daki acenteye reklam yapmıştı. Sadece Urfa'da.
Ankara'daki acenteye reklam yapmıştı. Sadece Ankara'da, İzmir'de, Tekirdağ'da, Adana'da, Mersin'de bu tip, değil mi, kendi bölgelerinde bu acenteleri parlatmaya çalışmışız ve gerçekten biz acenteler görüştüğümüzde dönüş aldıklarını söylüyor. Mesela Urfa'daki bir acentemiz var, Ev Ses Sigorta. İlk denediğimizde şöyle bir şey olmuştu. Bakın yine konu iletişime geliyor. İlk teklif alan müşterileri normal işte merhabalar, işte sizli bizli konuşmuşlar müşteriyle. Bakmışlar dönüş olmuyor Urfa'da. Daha sonraki gelen müşteri taleplerini normal Urfa şivesi de konuşmuşlar ve satış olmaya başlamış. Çünkü oranın yöresi kendine yakın olan insanları tanıyor ya da onlara güveniyor. Ve o acentenin satış oranı arttı. Ve Urfa'da şu an biz o acenteyi parlatmaya çalışıyoruz. Ankara'da öyle, diğer illerde öyle. Dediğim gibi kendi bölgelerinde parlamak isteyen, kendi bölgelerinde müşteriye ulaşmak isteyen, dokunmak isteyen sigorta acenteleri bize ulaşabilir. En başa tekrar dönelim. Ne kadar iyi yazılımınız olursa olsun, ne kadar reklam bütçeniz olursa olsun, konu en son müşteriye dokunan, telefonla dokunan, iletişime geçen, doğru iletişimi kuran müşteri temsilcisi demeyeyim, danışman da bitiyor. Önce gerçekten bu danışmanı bulmaları gerekiyor. Daha sonraki süreçte zaten hepsi çorap söküğü gibi gelir. Biz de zaten bu konuda acentelere elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Evet, yani aslında bakılacak olursa hiçbir faktör birinden üstün ya da altta kalan bir durumda değil. Hepsinin dengeli bir şekilde ilerlemesi gerektiğini söylüyoruz aslında. Metin Bey bugün yayın konuğumuzdu. Kendisiyle dijital pazarlama alanında aynı zamanda reklam faaliyetleriyle ilgili de konuştuk. Poligorta'dan bahsettik. Acentelere yönelik ne gibi kolaylıklar sağlayabilecekleri hakkında da bilgi verdi kendisi. Metin Bey tekrardan çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim Damla Hanım. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Çok güzel bilgiler verdiniz. Umarım acenteler için de yol gösterici nitelikte olur diye ümit ediyorum. Bugünlük de sigorta ekranından bu kadar. Yine farklı konu ve konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın ve takipte kalın. Zaten aracımı az kullanıyorum. Böyle bir dönemde kaskomu yenilemesem mi acaba? Diyenler, sizi anlıyoruz. Ve Sompo Sigorta olarak size yepyeni bir çözüm sunuyoruz. Aylık kasko. Yıllık yaptırmak yerine aylık kaskonuzu 30 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın. Hem çalınma, çarpışma, yanma teminatları ve asistans hizmetlerinin hepsinden yararlanın. Hem de hasarsızlık indiriminizi kaybetmeyin. Dilediğiniz zaman da standart kaskonuza geçin. Detaylar Sompo Sigorta acentelerinde. Sompo Sigorta. Biz sizi anlıyoruz.